Gezgin programından tüm izleyicilerimize merhabalar diyelim efendim. Yüzüme vuran güneşten de anlayacağınız üzere yine güneşli bir Ocak ayından sizlere merhaba diyoruz. Tabii bu aylarda kar beklerdik ama bizim çekimlerimizi yaptığımız tarih Ocak'ın ilk günleri diyebiliriz. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta Ordu'nun Ulubey ilçesindeyiz efendim. Ordu'ya ya da Ordu merkezi Altınordu'ya en yakın ilçelerden bir tanesi biliyorsunuz. İnsanlarımızı ziyaret edeceğiz, Ulubey'i gezeceğiz, mahallelerine gireceğiz, kırsal kesiminde kimler var, neler yapıyorlar, nasıl vakit geçiriyorlar. Bizim tahminimiz bu güzel havada eminim birçok kişi bahçesinde, bağında, evinin önünde artık kar bekliyoruz. Hani bu mevsimde de aslında olması lazımdı ama bizim gördüğümüz şöyle Ulubey'e yukarı çıkarken ilk intibamız insanları bahçelerde bulacağımız yönünde efendim. Güzel bir gezgin programı bizleri bekliyor inşallah. Bizler de henüz daha çekmedik. Bakacağız neler ekranlara gelecek. Gezgin turuna bu haftada başlayalım, start verelim efendim. Buyurun. Dedik ya bu hafta Ordu'nun Ulubey ilçesindeyiz. Amcama denk geldik yolda. Bismillah diyelim dedik amcamla birlikte. Amca selamun aleyküm. Aleyküm selam. Adın nedir? Cümleden hoş geldiniz yine. Hoş bulduk. Sadık Gemici. Gemici. Ha. Burası Elma Çukuru mu? Evet. Elma Çukuru mahallesi Elma değil Çukur. Mi? Amca sen dedin ki ben seni izliyorum. Takip ediyorum. Bura Dere Mahalle. Dere Mahalle. Ama Elma Çukuru içinde. Mahalleye kaldıysa. Hemen köy Elma Çukuru. Elma Çukur sonuçta. Ha. Dedin ki ben seni izliyorum dedin. Hangi programımı izliyordun? Yaşlılara konuşturuyorsun bu aynen. Ya. Dünden ne kaldı izliyordun değil mi? Amcam nasıl gidiyor vakit? Ne yapıyorsun? Eline bışkını da almışsın. Vallahi ben böyle gezerim. İş göremiyorum. Evet. Rahatsızım biraz. Evet. Böyle ev yanları diyeyim. Bu bahçe senin mi aşağıya doğru? Benim böyle atel var. Öyle gideyim buradan. Ne yapıyorsun? Sınırlara mı bakıyorsun? Yok ben abiyle... Benim hanım buradaydı daha orada. Onun yanına geldi. Bir de o da eve gitti. Eve gitti. Öyle, evet. Öğle yemeği mi hazırlayacak yoksa? Bilmiyorum artık ne hazırlayacak. Bakalım diyorsun. Yerleri böldün mü amcam? Yerleri ben verdim çocuklara. Ben elime çektim. Çocuklar da değil mi? Şimdi yerler. Peki evet. Sahip çıkıyorlar mı? Sınırlarını biliyorlar mı? Bilmezler her, bütün çocuk... mi? Bilmezler mi? Birisi öğretmen, biri de... Evet. Orada da bir şey, inşaat şeyleri de orada çalışıyor ya da. Biraz şöyle gelelim amcam, arabalar bize vurmasın. Beri geliyor şöyle. Sınırlarını biliyorlar, yer kendilerine geçince öğrenmişlerdir, doğru mu? Ha, şimdi şurada kavak ağacı gördüğü daha. Evet. Burada da öyle tat iner aşağı, ötesi büyüğünün, burası küçüğünün. Ne kadar yer bıraktın? Ne? Çocuklara. Hepsini verdim, ben ne yapacağım yere? Yok, toplamda ne kadar yer kaldı yani? Ha yer mi? Burada 5 dokunduk olur. 5 ton. Maşallah. Evet. Kaç dönüm burası? Benim burada gidiyor. Karşıda yolun üstünde var. Karşı geçide var. Kaç dönüm var burası? Benim 10 tonu geçti. Bu sene 11 ton oldu. Fındık. Maşallah. Evet. Sattın bari? Biraz da sattılar. Biraz da. Ben bilmiyorum. Ben ilgilenmiyorum. Çocuklarda diyorsun. İşte hep dökün. Hep yendiyorum. Bıktım diyorsun. He, yıllarca. Uğraş. Evet. Bu patoz nereye gidiyor bu mevsimde? Hüsamettin abi görüntüye girdi mi? Bu nerede? Yapmadan mı geliyor? Nereden? Termeden mi? Nerede? Bozuldu mu acaba? Resmen hazır diye. Daha bir sene var bu duvar. Ocak ayındayız. Daha patoz gördük. Yani evet. Ulubey'de bunu da görmedik demeyiz. Ocak ayı içerisinde patoz... Bu buradan gitti zaten. Bu gideken gördüm ben. Bu epi olayı. Bozulmuştur o zaman. Belki bir şey yapacaktı. Tamire götürdü. Hazırlamıştır. Amcam var mı bir isteğin bizden? Biz yolumuza devam edelim. Daha çekecek çok kişimiz var, yerimiz var. Sizin işiniz bitmez ki zaten. Bitmez, aynen doğru. Amcam kolay gelsin sana. Çok sağ ol. Sen şöyle bir dolaş, sınır geçen var mı? Allah bak. Razı olsun. Yok, sınırı geçemezler.
Nasıl, komşuların yani, iyi mi? İyi, biz hep burada kimse kimseden hiçbir şeyimiz yok. Sınır geçmezler değil mi? Sınır da geçmezler, komşuluğumuz da iyidir. Ya öyle komşuyu Allah başa vermesin zaten. Uğraşması da zor olur. Hep yol indik böyle. Hem akşam oldu ya, giderek sohbet etmeye. O misafirlikler devam ediyor mu hala amcam? Yani bizim buralarda ediyor. Ediyor değil mi? Normalde hani öyle bir insanlar birbirine gidip gelmesi yavaş yavaş şehirde kalktı da. Yok, burada yok. Burada hepsi devam ediyor. Dün akşam kime gittin mesela misafir? Dün akşam şu karşı değildim abi. Sarıev'de mi? Ha, o yolun altında. Başka. Peki hiç denk geliyor musunuz yolda? Biz de size geliyorduk. Siz bize geliyordunuz öyle. Yok. Giderken böyle. Öyle biraz çağırıyor, telefonu diyor. Ha, haberleşiyoruz. Evde misin? Ha, haber veriyorsunuz. Amcam görüşmek üzere. Çok sağ olsun. Dikkat et kendine. Ben teşekkür ettim. Çukurundan devam ederken amcamı gördük. Bir şeye bakıyordu böyle uzaktan. Dedim ki bu amcam neye bakıyor? Bir soralım. Evet. Amcam nasılsın? Çavul, sizlere sormalıyım. Adın nedir? Ben adım Ziya Akkaya. Ziya Akkaya. Ziya amca, burası hangi mahalle oluyor? Evet, Elma Çukuru mahallesi. Elma Çukuru değil mi? Ben tabelayı bitmiş olarak gördüm ama. Evet. Dere abi, dere sınır. Dere mi sınır? Biz tam sınırda durmuşuz. Evet. Ne yapıyorsun? Nasıl gidip geçiyor o zaman? Çok şükür Allah'ımıza. Çok şükür bugünümüze iyiyik. Yaz kış burada mı duruyorsun? Bazen ya aşağı değil, bazen buradayım işte. Koca karıyla ikimiz. Kışta gelmedi ama. Kış çıkıyor ya neredeyse. Aynen. Ocağın ortaları neredeyse. Kış çıkıyor, gelecek. Kış çıkıyor evet. Yavrum. Yengem nerede? Yengen evde, benim evim daha ileride. Getirmemişsin onu? Bu ırgana mıydı? Çok çalışmanın yüzünden. Hasta mı oldu? Rahatsız. Yaş da var. Yaş aşağı. O zaman senden daha mı çok çalışmış? Sen maşallah ayaktasın. O benden fazla çalıştı. Ben daha fazla çalıştım. Evet. Ne iş yaptın amca? Nasıl bugünlere kadar? Şöyle bir şeydi yavrum. Biz reçber çocuğuyuk. Abi çok uzaklaşma, geleceğim yanına. Evet. Biz reçber çocuğuyuk. Biz köylerde kaldık. Ben arıcılık yaptım. 19 sene hiç bırakmadan arıcılığa gittim geldim. Hangiyle gittin? Ben Erzurum efendi öyle o çevrelerine her yerlere gezdik. Arını yüzünden şimdi de Beyir Ergan'a bir kova. Değil mi? Yengemi de götürdün mü arıya? Yok, o gitmedi. Bizim günümüzde çadırda yatılıyor. Şimdiki arıcıların daha başka. Barakalar yapıyor. Bilmem ne güzel, ışıklı mışıklı. Bizde nerede? El fenerleri oluyordu eskiden. Onlarla duruyorduk. Lökösol çıktı onunla efendi. Kendimiz pişirip kendimiz yapıyorduk. Şimdi rahatlık var diyorsun. Şimdi günler rahat. Peki amcam, bu arıcılık 17 yıl arıcılık yaptım dedin değil mi? Yanlış 19. Duymadım. 19 yıl. Evet. Hiç şey oldu mu? Böyle unutamadığın bir anın var mı arıcılıkta? Ya başına bir iş geldi mi? Bir tanesini anlat bize. Unutamadığım şöyle ki, uyduğum zamanları köy hiç aklıma gelmiyor. O Melmek'te, Erzurum'da nerelerde durdumsa rüyamlarıma giriyor. Hala atın öyle, nasıl çalışayım, nasıl edeyim arkadaşlarına. Evet. Bu şekilde oraları görebiliyorum yani. Aklına böyle başına bir iş geldi mi hiç? Çok şükür. Seldir, canım. Afet, çok başka şükür, bir olaydı. Çok şükür Allah'ıma. Öyle bir şey de olmadı. Sonra eskisi gibi, bu şimdiki gibi terör davası falan bizim günümüzde yoktu. Yoktu, yoktu değil mi? Şimdi de yok Allah'a şükür. Yok, çok şükür o da arınmak üzere. Evet. Öyle oluyor işte. Evet. Ne bileyim ben yavrum ya. Çok şükür. Ondan sonra da bir mide kanaması geçirdim. Arıcılığın her şeyim hazırdı. Bıraktım. Çadırda nerede duracak dedik o zamanları. Böyle verdik arkadaşlara. Paramızı da aldık. Çocuklar devam ettirmedin peki? Çocuklar, benim büyük oğlan bu. İki oğlum, bir kızım var. Kaç yaşındasın amcam? Ben 42 doğumluyum. Aşağı yukarı 80. Maşallah. 82, 3 falan var. Bu abi oğlu ne? Evet. Maşallah. Gören de bak. Abim yaşı da büyük geldi bana da. Ya işte, maşallah. Şimdi senin soruman gibi soruyu da diyorlar ki
Bu kardeşin mi diyorlardı bana birkaç sene önce? Yalan yok. Ya ben küçük kardeşim diyordum ben bunu. Çünkü bilen yok ya tanımayınca. Doğru. Onlar da hakiki zannediyor. Oğlum deyince bakıyorlardı sen demen ki. Büyütmüşsün ama maşallah. Ya, büyütmüşsün ne söyleyecek yaşı da geçmiş. Ya, yaşı da bu da 60'ı geçiyor neredeyse. Ha. Maşallah. 17 yaşında evlenme. Genç mi evlendin? Bizim zamanımızda 17 yaşında evlenme var. Ne var? Yengemin niye yürüyemediği belli oldu. Ya şöyle dedi. 17 yaşında yengem başlamış ev bakmaya, çocuk bakmaya. Öyle oldu. Değil mi? Öyle oldu. Evet. Şimdi bizim günümüzde dışarı gitmek pek yoktu o zamanlarda. Evet. Yani şimdi akıl olmasa bunu ben burada böyle büyüteceğime git ekmeğin kazan derdim bir şeylerdi. Ama şimdiki çocuklar okul diyen okulmazsa işe gidiyor bir şey olayım diye. Evet çok şükür Allah'ıma. Ama çok şükür Allah'ıma yavrum. Şöyle gördüğüm biz o havraları hep ben satın aldım. Gitmedim ama aynen dışarıdaki çalışması gibi iki ağızlı kazmak oluyor ya bana çalışıyorduk. Evet. İki ağızlı kazmayla ben buraları kendi şahsıma adam ettim. Hem de kazdım buralar orman daha var. Kaç dönüm yer bıraktın çocuklara amcam toplamda? Ya aşağı yukarı benim var. 50'ye yakın. İşte o 20. 50 dönüm. Aşağı yukarı maşallah, hemen de oluyor. Maşallah. Babamdan kalan bağ aşağı yukarı. Ya babamın toprağı da yoktu işte öyle geldi. 5-6 dönüm ya ancaydı. Hep buraları ben evimin yeri. O zaman kaç ton fındık yapıyorsun toplamında? Ya, çocuklara bölmüşsündür ya, gerçi. Böldüm ben kendime hiçbir şey bulamadım. Toplamında ne kadar oluyordu? Aşağı yukarı olursa şu durumda hele ikişer ton garanti olur. Neyse ikişer ton, 5 ton olur fındıklar olduğu zaman da 5 ton fındıklar olur. Çizmeleri niye tekleştirdin? İşim rast gitsin diye mi? Ancak bana dedi seni bir gör dedi bana. Bak herkes görecek. Ancak söyledi ha. Seni bir gör. Ben de dedim ki diyorum soruyorum dedim adama dedim. Beni tanısınlar diye yapayım dedim. Ben de bilmiyorum. Şimdi ben buradan anladım ki sen idareci bir amcamsın. Ya şimdi, yani böyle idare etmeyi biliyorsun. Evet, var. Cizme var yine. Evet. Şimdi bunu ben şimdi bir yere gidersem ayağıma toprak girmesin diye. Birisinin ökçesi ötekinin karanın çok yırtılmış. Bunun da çok yırtılmış. Evet. Bunlar iyi. Evet. Bir de giyeyim işte böylece gidiyor. Kuru havada iş görür her türlü. İş, ayağıma toprak girmesin iş olsun diye. Ama bir tarafa giderken tabii böyle gidilmez. Yengem görmedi mi? Niye tekleştirme gidin? Yengen nerede görecek? Görse de yok yengen çok düşük. Hasta evde yatıyor. Aynayım salırken ama ezdiken diyor. Değil mi? Ezdi yavrum bak. Şöyle bir şey bak. Konuşmayı istiyor. Şimdi sen beni konuşturuyorsun. Anladım. Tabii. Benim ev hava sırtının önünde. Hava peynin arasında. Evet. Şimdi hep buraları satın aldık ya. Burada şimdi burada bir derin toprak vardır hava şırtan. Evet. Kur gelin gel. Gelinleri geldi aldık ya. Gelin ezmiyor. Kendi yaptı değil mi? Heyler şelekler vardır. Yani. Kendim de yapıyordum böyle efendi. Sen gel girin şele. Kur gelin kur gelini göndermiyor. Kendi götürüyor. Azıcık da güçlüydü o zaman ama. Getiriyor oradan buraya bir bostan bunu. Buraya bir bostan yapıyor. Hediye tallanın işlerinde. Ta bu karşı bak. Bu karşıyı göreyim bak. Evet. Bu karşıyı da ben satın aldım. Orman bak. Öyle orman durası. Biraz fazla yormuş. Yorduk. Ta oradan götürüyoruz. Orada da bir bostan yeri olsak. Çok meraklıydı yani. Evet. Amcam abime de bir geçeyim. Ben şunu merak ettim. Bu nedir? Bu tavuk gübresi diyorlar. Tavuk kokmuyor bu? Kokmuyor o işlenmiş çorumdan geliyor yani. Ha özel. Evet. Bunu dokunabiliyoruz mu? Şey değil tabii, değil mi? Tabii. Tek del vurma ne olur ufak yapacağım ben neyse. Ha yok kokusu şeyi yok. Ona şimdi demek ki işlenmiş bu. Samettin abi. Gübre gibi. Gübre. Bu tavuk gübresi diyor. Ben ilk kez gördüm bunu. Biz ilk kez gördük. Buna tavuk gübresiymiş. Bahçelere bu şekilde atılıyor. Bu eriyor mu peki burada? Şey gördüğü zaman çiçeği yağmuru gördüğü zaman eririm. Eriyor. Öyleymiş. Normalde hani gerçek şey atsan, tavuk gübresi atsan şey yapar. Koku yapıyor ya. Çok koku yapar. Evet. Abi dedim ki dediğin gibi kardeşim mi acaba amcamın dedim ama sormaya da çekindim amcam evet, söyledi. Evet öyle dedi. Yaş kaç amca? 65'e girdik Allah'ın hesabı yılbaşında. Maşallah. Evet. Peki amcamın torundan torunu var mı? Torundan torunu var. Ya torununun torunu? Torunun torunu var. Var maşallah.
Var. Çok şükür Cenab-ı Allah hakikaten süperen değil yani maşallah maşallah. Şimdi ben çok maşallah dedim bak bir şey olursa meşgul et bende değil Allah gecinden verir. Herkes öyle diyor şimdi yalan yok. Babam yaylacılık çok yaptı. Ancak demek ki annem bizde o zaman böyle araç neredeydi? At hayvanına da sürdük. Evet. Sırtımıza da sürdük bu çoğular tabriye falan. Ama şimdi çok şükür Allah yolumuz falan arabamız her şeyimiz var. Ama annem çok ezildi bu yaylacılık yaptığı için hep umuruna bindi. Hangi yaylaya gidiyordu amca? Erzurum'a. Arıya yiyordu. Ha bunu ilk kez mi atıyorsunuz siz? Ben ilk kez atıyorum ama atanlar var. Memnun olanlar var. Peki ziraat mühendisi mi tavsiye etti yoksa? Yok ben kendimden bir deneme yapıyorum. Deneme yapıyorum. Deneme yapayım bu bunun sana. Tonu falan ne kadarmış? Bunun tonu işte torbası 70 lira. Tonu 3 milyona falan geliyor. Torbası 70 lira. Evet. 25 kilo. Kireç gibi. Sönmemiş kireç kadar. Aynen, hemen hemen. Aynen kireç. Yani... Ben ilk kez gördüm. Peki ne diyorlar bunun hakkında? Ne duydun? Daha böyle denemek istedin. Valla çok güzel verim var diyorlar. Verim yapıyorlar. Ocağı diyorlar gençleştiriyor diyorlar. Mahsule iyi bini diyorlar. Ha bunu atandan sonra 26 azota yine atacağız yani. Tabii bunun şey olmayacak. Bu hayvan gübresinin biraz daha... Bu kışlık gübre gibi bir şey. Hayvan gübre şey miydi? Kışlık gübre gibi. 25 kiloluk oluyor bir torbası. Evet 25 kilo. Abi sen denedin mi hiç? Bunda? Ocak başına ne kadar atıyorsunuz? Ocak başına ne kadar atıyorsunuz dedi. 3 kilo atıyoruz ama büyük olan ocaklar var. 4 kilo oraya 4 kilo dediler. Şimdi 4 köşeyi atarsan daha fazla. Büyük ocaklar öyle oluyor. Şimdi Hüsamettin abi sizin akrabanız sayılır. Yukarı Gızılen'den. Kimlerden yukarı Gızılen'den? Tutlar'da. Merak etmiştir o da o yüzden. Hepsini tanıyor biz. Ama Hüsamettin abiyi tanımıyormuşum ben. Amcam peki... amcam diyor ki ikide bir hanım çok... Düştü falan diyor. Bir ikinci evlilik planı olmasın amcam? İkinci plan olmaz herhalde. Olmaz. Bir şey de demedi bak. Yok şimdi şöyle olmaz. Şey, Allah anneme hani ya şey versin. Sağlık versin inşallah. Bundan sonra şimdi oldu muydu bu gelinler olsun oğullar olsun. Bunları bakar yani. İster annem olsun ister bu olsun. Kaç kardeş var? Biz bir kız iki oğlan. İki oğlan mı? Maşallah. Evet. Teyzem eşin miydi? Eşim evet. Kaç teyze kaçtın mı? Teyzem gitti aşağı. Vallahi kaçtı yoksa aşağı inmez. İnceldi. Kalem var aşağıda. Ya bizim evimiz o caminin yanında benim kendi evim. Ha diğer tarafa doğru gideceğiz. Biz bunu atıp gideceğiz yani. Ben... Ev yaparken bu şimdi dediğince babam demiş nereye yaptırıyor? Bir zaman bir yağı burayı aldıydık ya. Evet. Bir zaman buraya ev yapmayı istiyordu bu. Bizim sarp olur burası bizim biraz. Bizim Karadeniz'inde biliyorsun ya evlere seyrek olacağını. Evet. Baktık burada olmaz. Olmaz. Sıkışırsan oluyor. Ötede mezellikten dediğimiz o camın yanında da biraz yerimiz vardı şöyle. Ev yapmaya iyi yani köyünde tam orta merkezi. Demiş ki bu bada diyemeyi bes. Babam böyleyse ben avre yaparım eve ama demiş. Veririm acaba. Ben mezara mı götüreceğim? Aynen öyle. Abim sana kolay gelsin. Sağ olun Allah razı olsun. Size kolay gelsin. Çok sağ olun. Biz yolumuza devam edelim. Tamam. TV'den geliyorum ben. Evet, program çekiyorum. Hoş nasılsın? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bahçe mi yaptırdın burada? Adalın bahçesi var. Kimi? Adalı. Ha Adalı. Sen çalışıyorsun burada. Ben de dedim ki bir ateş yakan vardır besbelli bahçelerde evet. Dedim sana denk geldi. Ya bahçe pislik yakıyoruz burada. Bu tam pislik yakma havası mı önce? Evet. Değil mi? Tam zamanında. Tabii. Bahçe temizleniyor daha güzel oluyor işte. Rüzgarlı havalarda yakmamak lazım. Rüzgarlı havalarda yakmamak lazım. Şu anda rüzgar yok. Evet. Şu anda gayet iyi. Peki bunu nasıl tutuşturuyorsun? Ya, kağıtla yakıyoruz. Kağıtla hemen tutuşuyor mu? Tabii çakmakla yakıyoruz. Yanıyor.
İleriden yalnız ben gelirken gördüm, çok büyük duman gözüküyor. Dedim herhalde ya bir ya birinin arabası yanıyor dedim ya, dedim bir şey var. Ha, bundan ölenler de oldu Allah korusun ya. Daha önce Ordu'da bir yaşlı... Biz alışkınız ya, bizde sıkıntı olmaz. De olmaz değil evet. mi? Bir yaşlı teyzemiz hayatını kaybetmişti böyle ateş yakarken. Evet, doğru. Nasıl oluyor? İçine mi atlıyorlar, içine mi düşüyorlar? Bilmiyorum artık, nasıl yaptı bilmiyorum. Bilmiyorum değil mi? Evet, tabii. Ayağı dolaşır, düşebilir belki. Dikkat et, dikkat etmek lazım diyorsun. Evet. Amcam bu mevsimde kışta gelmedi. Bahçe işi kaldı mı bahçelerde? Tabii canım, var bahçe işi var. Sen bahçe yapmaz ama zaten. Tamam değil mi? Allah evet. fırsat tanıyor diyorsun. Evet. Abi biz seni daha fazla oyalamayalım. Tamam, sağ ol. Kolay gelsin. Sağ çok ol. Sağ olasın. Gelsin. Ta yukarıdan gördüm ben seni. Dur bir ara da verme. Niye güleceksin? Al şu önüme gel, şöyle gel. Çemberi kaldır yukarı. Çemberi kaldır, çemberi. Nasılsın? Buyur, hoş geldin. Hoş bulduk. Seni bak yukarıki yoldan gördüm ben. Hüsamettin abi dedim ki teyzem aşağıda odun yüklüyor. Bir teyzemin yanına gidelim dedim. Karol anlatacağım bir şey gibi. Adın nedir? Adım Güllü Çınar. Güllü Çınar. Evet. Ne yapıyorsun burada? Kışlık odun. Burada kışlık odun. Ne yapalım? Koca karıyı. E peki kar yağsaydı ne yapacaktın? Kar yağsa yatağa girecektim. Kalacak mıydı bu odun? Gel az daha gel. Evet, böyle gel. Böyle. Yok kalmazdı. Kar yağıp da boyuna yağmıyor. Aşınca gene alalım. Abim oğlun mu? Oğlum. Damat mı oğlun mu? Oğlum, bu da torun. Bu da torun. Traktör senin mi? Yok. İlhan Efendi'nin. Kiraladın mı? Evet. Bize dedin odunu getirir misin? Hı. Amcam nerede? Amcan gitti öte köye. Çok oldu mu? 12 sene bitti. Allah rahmet eylesin diyelim. Sağ olsun. Çocuklarla aran nasıl, gelinlerle peki? İyi. Haftada bir, ayda bir geliyorlar. Yani. Ama hafta az. Benden bak çok kaçtın. Gel şöyle yanıma gel, korkma. Ben de senin torunun sayılırım ya. Bir ara ver, iki dakika ara ver. Çok yakınık diye uzaktan da. Ha virüsten mi? Virüs yok, mu olur? Yok, virüs değil. Hani diyeyim, böyle duyulmuyor mu demek istiyorum. Yok yok. Bu şimdi torunla oğlan çalışabiliyor mu? Nasıl? İyi, idare ediyorlar. Torunu nasıl yakaladın? Torun geliyor haftada bir yanıma. Okuyor mu bir yerde? Okuyor da bu sene şey yapamadı. Bir daha seneye. Devam edecek inşallah. Allah izin verir. Peki yardım ediyor mu sana? Ediyor. Bir işin emekli maaşı çekme falan. Benim mi? He. Bak buradan az buçuk gene çok şükür. Bir harçlığımız tamam, oluyor. Torun çekiyor mu onu? Torun ben çekince ona veriyorum arada. Aradan tırtık tırtık diyor mu? Her torunda olduğu gibi. Değil mi? Anne diye ben besbe yemeği hazır edeyim diye. Değil mi? Gel gel seninle de konuşalım. Adın nedir? Doğan. Doğan sen mi çekersin emekli maaşını? Teyze? Yok ben çekmem, babam çeker. He. Buradan da bir tırtıklarım ben. Değil mi? Ne kadar alırsın her ay ortalama? Yani ya da söylemiyorsun ne kadar aldın? Yani cep açtığı işte 50, 100. 50 neyse. Daha cep açtığı kalmadı teyzem. Bunu bir evet, ben az alayım. Bunu bir artırmamız lazım şimdi. Babacası zam bekliyor öyle televizyonda. Bugün mü açıklanacak? Bugün açıklanacaktı doğru. Biz sohbet ederken ben bakayım. Aynen, çekimimizi 3 Ocak'ta yapıyoruz ama siz tabii daha sonra bir iki hafta sonra izleyeceksiniz programı. Teyzem şu an ne kadar alıyor?
3 milyon. En düşük emekli maaşı 3,5 falan herhalde. Ben 3,5 eşten olmadığı için ben 3,5 alamıyorum. 3 alıyorum. 3 alıyorsun değil mi? İyi yine maşallah. Evet. Peki. 3 de daha alalı 2-3 kere oldu. 2-3 ay. İnşallah 6-7 olur. İnşallah. Ne dersin inşallah. En düşük emekli maaşı? Ne bileyim öyle gözümüz şeyde. Bu eniştem şeyden emeklidir. Tarım Bağkurum'dan değil mi? Muhtemelen. Şey mi abi oğlan mı? Yok eniştem. Sana aylık eniştemden kaldı tamam, ya. Tamam tamam. O Bağkur ödüyordu da o alamadı. O ölenden sonra şey yaptım ben. Ona nasip olmadı. Ona nasip olmadı. Nasip olmadı. Şimdi bu doğanı değil mi hocam? Evet. Doğanın harçlığını kaç yapalım? Artarsa maaş. Artarsa 100 yapacak öyle gözüm. 100 ne? 100 ben şuradan aşağı gelmek 100 lira bir kere teyze. 100 çok az. Çalışıka fazla vereyim de öylesi ne harçlık. 500 olsun. 500 de vermez bu teyzemin ben gözümden bakayım. Yok 500 vermez. 200 yapalım mı? Verim de bir tek bu değil ki. Hepsi beğenmeli. Kaç torun var? Var çok şükür 8-9. Ama var. Odununu Doğan taşıyor. Öyle. Öyle yok işte. Odunu kim taşıyorsa ekmeği o yer. Parayı o yer. Ben de öyle diyeyim. 200 yapalım mı her ay? Ne bileyim bakalım şeye bağlı. Zaman mı bağlı? Abim bakıyor bak açıklandı mı diye. Artışa peki, bağlı. Artış bence olur. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaksa. Cumhurbaşkanı kaç? %15.40. Kaç yapıyor? Ben onu hesaplayamam ki. Neyse zam gelmiş. Zam gelmiş. Yine de bir sen bu 4-4.5 olurmuş bak. Yok be az olmuş ama Allah bereket Allah versin. Bereket Allah versin. Hiç olmasa ne yapacaksın? Aynen. Çocuktan bana 100 lira ver, 50 lira ver demeden iyi. Aynen ne öyle. Ne yapacaksın? Allah bereket versin. O senin bir dayanan. Bu ümit oluyor ya. Ben şimdi direktör şey diyeyim ben veriyorum. Değil mi? Gene babi ümit oluyor. Ne yapalım? Aynen, Allah bereket aynen. versin. Allah hazırı gönlü hoşluğuna yemek nasip etsin. Oğlum. Teyzem hala çalışıyorum maşallah. 4-650 lira olmuş. 4-650. 4-650. 450'si toruna gider işte. 4. Bana vermiyorlar ki onu. Vermiyorlar. La küsürü, vermiyorlar. Küsürü vermiyorlar. Mı? Şimdi eşten alayım ben. Kendi şahsi olursam tamam. Alırmış. 4 falan, 4 falan alırsın yine de ortalama. Sevindin mi? Mutlu oldun mu? Ya can sağlığı olsun ama hiçbir şey de gözüm yok. Değil mi? Sağlık en önemlisi. En önemlisi sağlık. Para da olacak. Parasız kapıya çıkılmıyor da. Doğru. Gene en başta sağlık ikinci para. Peki kim kesecek bu odunları? Ben. Kim geçecek? Kim geçecek? Odun peki odun neyle kestiriyorsun? Şey mi? Hızar mı? Motor mu? Kalınlarını motoruna keziyorlar. İncelerini ben öyle baltayla keseyim hadi. Canın sıkıldıkça. Hiç rahat durmuyorsun değil mi? Nasıl durayım oğlum? Doğan. İşte hayat. Kesinlikle bak. Benim babaannem de öyleydi. Allah rahmet eylesin. Sen nerelisin? Ben Can Aslan'ım. Hacılar. Buranın çaprazına falan denk geliyor herhalde. Altınordu'ya bağlı. Bir ara Uve'ye bağlandık biz. Bir ara Kabadüz'e. Ben oraya gidiyor ya. Çavuşoğlu boğazından kapanınca. İleride. Bir ara Kabadüz'e bağlandık. Uluve'ye de bağlandık. Şimdi en son Altınordu'ya bağlıyız. Yokuşdu bir de diyorlar onlara. Yok. Kabadüz'ün arka tarafı. Canaz, Başköy diyorlardı eskiden. Başköy'den ayrılma. Neyse canım. Hep insanlık da. Aynen Türk bayrağının altındayız. Hepimiz aynıyız. Aynen Allah, öyle teyzem. Allah'ıma bin şükür. Allah sağlık sıhhat buradan versin. Buradan bak abimden bir isteğin varsa söyle şimdiden. Canının sağlığını isterim. Kamera açıkken yok diyemez. Bir isteğin varsa söyle. İsterim canlarının sağlığı. Hiç ki, benden istemesinler. Ben istemem. Bana bulaşmasınlar da diyor. Allah ömürlerin uzun etsin. Hepsinin, hepsinin. Peki, netleştirdik mi şimdi Doğan'ın aylığını? Böyle beğenmişime yardım ederse, okey. Tamam, ediyor daha. Bak, al. Böyle işime geldiği zaman vereceğim. İşime geldiği zaman değil çocuğa 200 ver aylık. Okula giderken de veriyorum şakka. Tamam. Viyana da her zaman veriyor. Aa, bekar adam. Sorun. 200 buradan Uluğbe'ye giderken bitiyor adamın cebinde zaten. 200'den ne 10 lira kadar değeri kaldı. İşte. Ha. Tamam Doğan senin şeyin maaşı netleştirdik 200'e en azından. 50 tamam. Yani. Diğer torunlar bunu izlemez. İzler mi? Denk gelirler mi acaba? Bilmem artık. Hocam, belki gelirler. Orada gübre döküyordu. o da duyarsa. Ya, şurada. Ha. Neyse sen yine de baksana odununu Doğan yükledi kamyona. Tamam mı? Öyle oğlum tamam. Ömrünüzü benim olsun. Babaannem gibisin. Tamam diyorsun ama böyle. Teyze. Babaanneler tabii. Şey biraz koca karı şey oluyor. Estağfurullah. Teyzem var mı bir isteğin? Canın sağlığı. Sen var mı? Canım sen de var mı çoluk çocuk? Bir tane var kız.
4 yaşında. Olsun, Allah analı babalı bölüşsün. Amin inşallah. Amin. Kızın olunca olan dolu. Hepsi oldu. Hepsi. Allah'a ama bir şey de benim. Şu abimle de birkaç sohbet edelim. Evet. Siz terinizi soğutmayın. Hadi iyi günler size. Çok sağ ol teyzem. Abi kaça size götüreceğim? Komşu işidir bu da yani. Piyasası ne, onu merak ediyorum. Piyasası 600. 600 lira. Uzaklık yakınlık fark ediyor mu? Fark etmedim. Motorun kontağı vurduğun zaman 600. 1000 lira. O arada. Bir buçuğa gittiğin yer olur. Yani uzaklığına yakınlığına göre değişiyor. Ama en yakın mesafe 500-600. Eskiden traktör orada çok yaygın değildi. Bu ara yaygınlaşmış herhalde benim gördüğüm. Doğru mu? Samsun tarafında daha çok. Şimdi bu orta tarafında traktörler bayağı gelişti. Mesela önceden terme doluydu mesela. Evet, evet. Çarşamba, Kıda Pazarı, Düzce, düz ovalara görüyoruz biz traktörleri. Şimdi teknoloji gelişti. Her yerde var. Her yerde, her var. Yerde var. Mesela şu köyde nereden baksan yine 10 traktör var. Evet. Bu odunu 600 liraya götürüyorsun. Evet. Tamamdır abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Ben merak ettim, sormak istedim. Sağ ol. Çok sağ ol abi. Görüşmek üzere. Aynen. Sağ ol. Teyzemleri gördüm. Bir kısmı dedi ki beni çekme, onları çekmiyoruz. Teyzem dedi ki ben konuşurum. Öyle mi teyzem? Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Adın siz nedir? Nasıl? Meliha. Meliha. Meliha teyzem, burada mı oturuyorsun? Hı hı, burada oturuyorum. Yakın mı ev? Şurası Sarıbina. Bu şimdi misafirlik mi oluyor bu? Misafirliğe mi geldin? Yok, kapıdayız. Güneşte oturuyoruz. Ha, güneşlenmek hı hı için. Ev sahibi? Abla? Ev sahibi şu. Yukarıda gelmeyen teyzem mi? Diyor yukarıda. Ablam nasıl geçiyor o zaman? Fındığı bitirdin artık. Çok şükür. Bitti. Ocak geldi. Evet. Ne yapıyorsunuz böyle? Güneşi de bulmuşken. Ne yapalım? Güneşi görünce dışarıdayız. Evet. Bu ayda normal mi bu güneş? Değil. Hiç oldu mu, hatırlıyor musun? Yok canım. Şimdi kar olması lazım. Evet. Şu an kar olması lazım. Gel teyzem. Gel konuşalım, gel. Teyzem dedi ki konuşmayacağım dedi, yukarıdan cevap veriyor bize. Oldu oldu, evet, niye olmasın diye. Çok böyle yaz geden oldu. Bu Ocak ayında oldu mu böyle? Oldu. Peki bunun sonu Mart'a doğru, Nisan'a doğru kar olur mu? Allah bilir. Allah mı bilir? Bilemem. Gel yanıma da sohbet edelim işte. Bak, bu en eskisi sensin belli buranın. Buranın hakimi sensin belli. Evet, evet, o bir tane. Değil mi? Aynen. Konuşacak böyle işte, bir ev gibi konuşacak. Böyle oturuyor musunuz sürekli? Evet, evet, evet. Ablam şu teyzem, şu karşısı neresi? Karlı olan yer. Karlı olan yer. Karlı olan yeri diyor. Yokuş tepe mi acaba? Yokuş tepe, evet. Yokuş tepe değil mi, o civarlar? Evet. Ablam peki kış hazırlıkları bitti mi? Eniştem nerede? Bitti, çalışıyor, dal kesiyor. Ha, bahçede. Hı. Biz şu taraflarda bahçede çok adam gördük. Evet, acaba onlardan biri olabilir, miydi? Olabilir, olabilir. Günlüklü mü, kendi yerini mi kesin? Barışık öyle çalışıyor. Kaça şeyler ne bu ara, durumlar? Yani maddi günlük olarak kaça kesiyor mesela? 400'e çalışıyor. Günlüğü. Hı-hı. Günlük 400 oldu mu ya? Hüsamettin abi. 400. Var mı? Ben 600'e kesiyorum ya. Oo. Vallahi bak o, bunu yapmış. Şimdi pazarlığı kızıştırdı. O yıllardır çalıştığı için herhalde, bilmiyorum. Sürekli 600, gittiği adamlara gitti. 400'e çalışıyor. Günlük giderse 400'e çalışıyor da barışık alıyor çoğu. Öyle günlük kadar fazla gitmiyor öyle. Çok artmış Samettin abi ya. Sen 600'den mi verdin? 600 bayağı bir. Ama anca denk gelirdir değil mi? Abi. Öyle her şey artıyor. Çocuklar, torunlar? Çocuklar orduda çalışıyorlar çok. Hı. Şükür herkes işinde. Torun? Torunlar da var. Torun bakıyor musun? Yok. Bakmıyor musun? Allah, torun. Torun bakmayan derken, nadir kişi. Bakmıyorum derken ben burada eşim çalıştığı için anneanne bakıyor küçüğü. Öbürü de eşi. He. Çalışmıyor, büyük oğlumun, o kendisi bakıyor.
Şanslısın o zaman. Bu devirde bu torun bakmayan baban. He teyzem sen baktın mı torun? Bir tane 13 yaşında, biri 12 yaşında. Biri çok şükür. Maşallah. Yanına gidip geliyorlar mı sık sık? Hem de ne kadar sürekli. Haftayı geçiremiyoruz. Özlüyoruz. Değil mi? Sen gidiyorsun mu yanlarına? Gitmez miyim? Onlar geliyor, ben gidiyorum. Aşağı inmedin ki sen çay getirsen bize. Aşağı bileyim mi? Eli açık mıdır teyze? Adı tabii nedir teyzemin? Kılabı'dan. Kılabı'dan. Bu isim çok varmış eskiden. Yani ama sesin çıkmıyor ki teyzem. Ben yukarıda... Ben o isimin yüzünden neler çektim. Niye? Söyleyemiyorlar Ankara'da, İstanbul'da çok hastanelerde çok çektim. Söyleyemiyorlar değil mi ismi? Teyzem diyor ki ismi söyleyemiyorlar çok çektim diyor. Nüfusa Kılabı'dan diyerek yazılıyor muhtemelen. Kılabı'dan. Acaba Kılabı'dan, bu isim nereden geliyor acaba? Bilemem ki. Kılabı'dan. Benim Kur'an hocalarım. Ne demişler peki? Araştırmışlar ismi. Teyzemin sesi duyuyor. Müttü Beyliler söyledi. Anlamı neymiş teyze? Peygamberimizin gül kabının ismiymiş. He, o yüzden. Belki başka bir söylenişi var. Bizim ağzımıza böyle geçmiş olabilir. Geçen günü Müttü Bey'imi söyledi. Tüm Kılabı'dan teyzemlere selam olsun. Ama masa boş, biz gidelim o zaman. Ulubey'deki turumuza devam edelim. Ablam çok sağ ol. Hüsamettin abiyle Ulubey'de dolaşırken, sizin için gezerken böyle bir arazi boyunca renkli boyanmış içecek kutularını gördük ve bunlar kazıkların başlarına geçirilmiş. Yani siz yeter ki çevrenizi güzelleştirmek isteyin. Bu bir şekilde yapılıyor. Bunların amacını söyleyeyim öncelikle. Bana dedem söylemişti. Dedem de çok yapardı bunu ama o eline ne geçerse böyle bir yolda bulduğu çiçek çöp atılmış bu şekilde şişeyi kesip kazıkların başına koyardı. Bunun sebebi ya da yapılma sebebi bu kazıkların çürümesini geciktirmek. Yani kazıklar biliyorsunuz ağaçtan yapılıyor, tahtadan, keresteden. Tabii alttan elbette ki su alıyor ama bir nebze olsun eski insanlarımız, dedelerimiz, belki babalarımız bu şekilde kazıkların daha az ya da daha yavaş çürüyeceğini düşündükleri için genellikle kafalarına bu şekilde içecek kutularını geçiriyorlar. Ama burada dikkatimizi çeken bu şekilde renkli renkli boyanmış olması oldu. Gerçekten güzel bir görüntü. Çok uzun bir yer değil. 200 metre var mıdır Hüsamettin? Aşağı yukarı. Yani 200 metre gibi bir alan, muhtemelen kendi sınırı boyundaki kazıklara bunu takmış. Üreticimiz, çiftçimiz. Yani neyle boyanmış diye baktım ama dıştan boyanmış, içten değil. Tam da anlayamadım. Ben Hüsamettin abi de Galatasaraylı, ben de Galatasaraylıyım. Dedim ki acaba Galatasaraylı mı bu üreticimiz diye. Çok yakınında da ev yok ama hem güzellik katmış, hem bir şirinlik katmış, hem de bunu görenler, insanlar şöyle bir bakıyorlar neden acaba bunu boyamış ya da bu şişeleri eğer bilmeyenler neden konulduğunu. Eminim merak ediyorlar. Burası Sarpdere yolu. Buradan geçerken muhakkak dikkatinizi çekecektir. Bizim çok hoşumuza gitti. Belki fırsatı olursa bu üreticimizin bütün arazilerinin etrafını, hem arazilerini bir anlamda belki belli etmek için bu şekilde yapabilir diye düşünüyorum. Bir güzellik, Ordu'nun farklı bir köşesindeki bir güzellik sizlere gösterelim istedik. Biz turumuza, yolumuza devam edelim. Bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıp. Dedik ya kış hazırlıkları devam ediyor. Abimi gördük. Burası Ulubey Merkez abim. Yardım edelim mi sana? Bunu
Süpürmek için mi çıkardın böyle? Evet, bu temizleyeceğim. Bir de odun kestim de. Ama zormuş Hüsamettin abi. Bir araya mı topluyorsun böyle? Yalnız ayağını bir şey etme. Onun ya olsun, zor. Bunun içinde bot var, bir şey olmaz. Abi selamünaleyküm dedik. Selam. Hoş geldiniz. Burası senin evinin önünde. Benim evim burada. Ha, burası. Burada ne yaptın? Burada da odun kesme için hazırlık, kışa hazırlık yapıyoruz. Odunları buraya işletiyoruz. Burada eşek var. Şu eşeklere dolduruyoruz. Ha. Burada kesiyoruz. Şeyle, motorla kesiyorsun, motorla değil kesiyorum. Mi? Burası kardeşinin evi falan mı, komşunun mu? Yok, kendi evi. Ha, bu arazi? Bu arazi de komşumun. Ha, komşunun. Evet. Nasıl gidiyor kış hazırlıkları? Kış hazırlıkları... Bu adam bahçeden getirdiğimiz odunları, evet, kış hazırlıyoruz. Onları sobalık kesiyoruz. Ama şimdi bu mevsimde kar beklenirdi. Geç mi kaldın biraz bu sene? Hani kar olsa yapamayacaktın. Var, odunum var. Hazırlıklarım var da yani üzerine koymadan o... Olmuyor değil mi sürekli? Üzerine koyman gerekiyor. Senede ne kadar odun yakıyorsun? Senede 2,5-3 ton yakıyoruz. 3 ton aşağıda. Yanıyor değil mi? Nasıl hesaplıyorsun onu? Yinenle yanana bir şey dayanmaz derler. Eski insanlarımızın konuştuğu şeyler. Bu hızar tozu mu denir buna? Bu, odun tozu. Motor. Ne yapıyorsun? Bunu ne yapıyorsun? Bunu da ateşte yakıyorum yine. Yanıyor değil mi? Köyde olsa hayvanların altına atarsın. He. Şimdi, bu kuruduğu zaman iyi yanar ama. Yanıyor, çok güzel. Şimdi yağ şey vardır. Yağ burada da bulaşıyor. Zincirden yağ bulaşıyor. Evet. Bu şekilde daha güzel yanıyor yani. Ama bir kova olsa kovayla daha güzel yanar. Kovalı soba olsa, eskiden öyleydi. Şu şeyler vardı, uzun sobalar. Hani deliklidir bunun ortası. O o delikten daha çok güzel yanar. O yandıkça külü düşer aşağı. Bunu da değerlendiriyorsun bunu yani. Da değerlendiriyorum. Ben orada dükkanım var orada. Dükkanda sobada yakıyorum. Şimdi sen arkadaşın geliyorsun yanıma. Orada bir çay demliyoruz. Oturuyoruz, muhabbet. En güzel. Dairem de öbür tarafta. Aşağı tarafa bakıyorum. O tarafta, bu tarafta da dükkanım var. Bir yarısı komşumun, yarısı benim. Evet. Kendim. Bu sene kar yağmadı abi. Nasıl buluyorsun? Bu sene hatırlıyor musun böyle bir sene? Bu kadar sıcak. Ya bu Ocak ayında böyle bir güneş, böyle bir sıcak. Ara sıra oluyor, her zaman olmuyor. Her zaman olmuyor ama zaman gördüm oluyor. Diyorsun. Gördüm. Yaş kaç abi? Yaş 49. 49. Allah maşallah. Allah nasip ederse emekli olacağız EYT'de. Ha, vurdu mu sana? Şanslısın abi. Ben 30 yıl İstanbul'da çalıştım. Evet. İşte primimi, her şeyimi doldurmuştum. Yeşil karttan faydalanıyordum. Hı. Şimdi Allah nasip ederse, Allah devletimize çok versin. Yani bundan iyisi olmaz. Evet. Her hayat pahalılığı var. Bütün dünyada var ama bizim ülkemiz kadar böyle güzel bir ülke yok. Evet. Bizim gidecek yerimiz de yok. Evet. Ülkemiz için uğraşanlar çok. Ülkemiz için böyle nasıl diyeyim ya, ülkemizi yıpratma için her yolu deniyorlar. Hı. Yok böyle enflasyon farkıyla yani marketlere zam yapmayla. Yok benzin, dolar üzerinde. Dolar üzerinde. Evet. Ülkemizi yıkmaya çalışıyorlar. Doğru. Ama buna biz insanlar olarak fırsat vermeyeceğiz. Amin. İnşallah abi. Her zaman Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Diyorsun. Yani şimdi... EYT'de geldik. Yok. Olsun olmasın bak. Beni yok, doğru. Benim beni yapmasa da gerçekten üzülmezdim. Niye? Çünkü ülkemizin menfaati daha önemli. Evet. Şimdi bana belki yaptığı maaşımı veremedikten sonra ne anlamı var? Ne anlamı var? Doğru. Abi sana EYT hayırlı olsun. Sağ ol. Allah kolaylıklar dileyelim. Abi biz burayı bitirelim. Hüsamettin abi. Abime biraz yardım edelim. Yolumuza devam edelim. Sağ ol. Ulubey'de yolumuz şeyhler ya da buranın tabiriyle şıhlar herhalde değil mi Hüsamettin abi? Şıhlar diyorlar ama yazılışı Şeyhler Mahallesi'ne düştü. Burada da Şeyh Abdullah Hazretleri'nin türbesi var. Güzel bir şekilde yapılmış. Genelde türbelerin olduğu yani mezarın olduğu yer kapalı alan olur ama burada kapalı alana namaz kılma yeri yapılmış. Bir nevi mescid olarak düşünülmüş. Mezarın etrafı da duvarlarla çevrilmiş. Kısa bir bilgi vereyim. Bu bölgenin insanı elbette ki biliyordur ama bizi özellikle Ordu dışından ve bu bölge dışından izleyenler için. Şeyh Abdullah Hazretleri köye yani buraya 1455 yıllarında bu bölgede yaşanmış olduğu düşünülüyor. Ve bu bölgeyi İslamlaştırmak adına şarktan vazifeli olarak gönderilen alimlerden bir tanesi. Bu bölgede tekke ve zaviye kuruyor. İrşat vazifesini yerine getiriyor. Ve
zamanının padişahı büyük ihtimalle Fatih Sultan Mehmet Hazretleri köyün gelirini bir fermanla Şeyh Abdullah Hazretlerine vakfediyor. Manevi keşiflere göre bulunduğu asrın kutuplarındandır deniliyor. Çok kutsi ve tasarruf sahibi bir zat olduğu köyümüz halkı tarafından bilinmektedir. Eski türbe ahşaptanmış. 1984 senesinde köyümüz halkının bir kısmının gayretleriyle bugünkü türbe ve mescit yaptırılmıştır. Yaptıranlara dua ederim şeklinde bir bilgilendirme notu hemen türbenin yanında var. Allah rahmet eylesin diyelim efendim. Biliyorsunuz böyle önemli zatların mezarları özellikle özel günlerde ya da diğer günlerde de ziyaret edilerek dua edilir. Ziyaret etmek isteyen, görmek isteyenler için Ulubey'in Şeyhler Mahallesi'nde diyelim efendim burası. Efendim geldik bir gezgin programının daha sonuna. Aslında tam da açılışta söylediğimiz gibi oldu. Tam tahmin ettiğimiz gibi oldu. Şöyle Ulubey'i Sarpdere yolundan bir girdik. Yan ve civar mahallelerine uğradık. Merkeze yakın mahallelere uğradık. Tam da tahmin ettiğimiz gibi oldu. Ulubey'de insanlar Ocak ayının bu ilk günlerindeki güzel havayı bahçelerinde değerlendiriyorlar. Birçok insanımızı bahçesinde iş yaparken yakaladık. Bazı insanlarımızı evinin önünde otururken, sohbet ederken, komşularıyla muhabbet ederken yakaladık. Ama şunu söyleyebiliriz, Ordu geneli eğer şehirde çalışmıyorsa, şehirde bir işi yoksa, kırsal mahallede oturuyorsa bu günleri belki de 10 yılda bir, 20 yılda bir ya da 5 yılda bir denk gelen Ocak ayındaki bu sıcak günleri bahçelerinde eğer kar yağmış olsaydı eminim yapamayacaklardı ama bahçelerinde son kalan işleri yaparken yakaladık. Haftaya nerede olacağız biz de bilmiyoruz. İnşallah yine Ordu'nun güzel bir ilçesinden sizlere kayıtlar alacağız ve gezgin programı başlığı altında izleteceğiz ve göstereceğiz efendim. Bu güzel havada neredeydik tekrar hatırlatarak programımızı sonlandıralım. Bu güzel havada Ordu'nun Ulubey ilçesindeydik. Güzel atmosferi insanlarımızı Ulubey'e ekranlara getirmeye çalıştık efendim. Haftaya yine gezgin programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.